Tabii yani aslında hani bunun tersini düşünmek bile yanlış olur. Sonuç olarak ya başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulamaya girmesinden bu yana nasıl yönetildiğini biliyoruz. Ekonomi de öyle. Para politikası da öyle. Dolayısıyla aslında aynı sistem devam ediyor. Orada değişen bir şey yok. Mehmet Şimşek'in Hazine Maliye Bakanlığı'nı üstlenmesi de aslında bu sistemin temel yapısında değişiklik yol açtığını, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide tümüyle anahtarı Şimşek'e bıraktığını düşünmek bence naiflik olur. Gerçekte de böyle değil zaten. Yani gerçekte de işin doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan hala tabii ki tek yetkili. Yani Merkez Bankası'nın faiz kararı konusunda da geçtiğimiz hafta yaptığı ondan izin alınmadığını düşünmek yanlış. Yani mutlaka onun da izni var. Onun onayı alınarak yapılıyor, atılıyor bütün adımlar. Şeyi yani o kararı da zaten işte bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Şimdi siz çok özetle şunu söylüyorsunuz. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etti. Bütçedeki durumun özellikle de KKM yüzünden çok parlak olmadığını çok kabaca özetliyorum anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikna oldu ama büyük ihtimalle de yorumlara göre belli taahhütlerde bulunulur Cumhurbaşkanı'na tekrar bir faiz indirimi geleceğine dair önümüzdeki dönemde. Şimdi şunu tabii merak ediyor insan. Madem Cumhurbaşkanı ikna edilebiliyordu, Eylül 2021'den bu yana neden ikna olmadı? Çünkü o zaman faizde enflasyonda %19'da eşitti bütün grafiklerde. Sonra işte muhalefetin ifadesiyle bir epistemolojik kopuş yaşadık ve grafiklerde tam tersi sert hareketler gördük. Tabii bunu bilmek mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanı ne düşündü? Ama genel olarak nasıl baktığını biliyoruz. Yani düşük faiz konusundaki ısrarını biliyoruz. O konudaki ısrarından vazgeçmediğini de biliyoruz. Ama şimdi ortada çok ciddi tehditler var Türkiye ekonomisi için. Yani 2021 yılındaki Türkiye değil şu anki Türkiye. Türkiye ekonomisi de o Türkiye ekonomisi değil. Yani bir kere KKM diye bir şey var. Kur korumalı mevduat. Ve İşte geçtiğimiz günlerde Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde Alaaddin Aktaş yazdı. Temmuz ve Ağustos aylarında 470 milyar liradan fazla devlete binecek olan yük KKM'deki getiri ödemeleri. Yani hazine artı Merkez Bankası'nın ödeyeceği tutar. Ya, bu inanılmaz bir tutar. Yani hani Türkiye ekonomisi bunu taşıyamaz. Yani çok uzun süre taşıyamaz. Yani bu gerçekten bir saatli bomba Türkiye ekonomisinin altında. Yani yarın öbür gün yeniden döviz yükseldiğinde, ki bu kadar yüksek enflasyon varken dövizin yükselmeyeceğini söylemek de yanlış olur. KKM'deki yük daha da büyüyecek. Bunun kaldırılamayacak büyük olduğu gayet ortada. Artı iktidarın da kendi imkanlarını daraltıcı bir probleme dönüşmüş durumda. Ya şimdi biliyoruz ki her seçim öncesinde kredi paketleri açılır, işte KGF paketleri açılır, para dağıtılır piyasaya ama para dağıtmak için de para olması lazım. Para olması için de yani KKM problemini küçültmek lazım. Çünkü KKM devletin bütün kaynaklarını yemeye başladı. Yani oraya gidecek giden paradan dolayı açılacak kredi paketleri açılamıyor ya da işte yani istenilen ölçüde açılamıyor. Atılacak adımlar atılamıyor vesaire ve bu iş giderek büyüyor. Yani hani yerinde de saymıyor. Yani bir tümör gibi giderek büyüyor Şimdi o KKM yükün Türkiye. hani bankalara devredildiğine dair hatta bankaların da KKM dönüşlü mevduat hesaplara yılda %45'e varan faizler vermeye başladığına dair haberler vardı. Mesela o %45'lik mesela oran eritmeye yeter mi KKM hesaplarını? Eritebilir mi bankalar böyle? Şöyle şimdi orada yük aslında bankalara devredilmedi. Yük aslında Merkez Bankası'na devredildi. Yani biliyorsunuz döviz getirisini mudiler, KKM mudileri alıyorlar. Vade sonunda ne kadar yükseldiyse, hangi paradan girdilerse, dolar, euro ya da sterlin ya da altın, ne kadar yükseldiyse aradaki getiriyi ödüyor ona. Kim ödüyor? Banka bir miktar faiz ödüyor ama faiz zaten çok fazla değil. Faizle getiri arasındaki farkı devlet ödüyor. Yani hazine, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi ve Merkez Bankası. Dövizden dönenler için Merkez Bankası'ydı daha önce. TL'den girenler için hazineydi. Şimdi hepsini Merkez Bankası ödeyecek. Yani bir kere bankaların orada ödeyeceği çok tutar son derece sınırlı. Özellikle bu Mayıs-Haziran'daki sert kur yükselişi sonrasında o büyük yük devletin sırtında. Dediğiniz %45 konusu şu. Şimdi önceki hafta Merkez Bankası bir karar açıkladı, bir dizi karar açıkladı. Amaç
KKM'yi küçültmek. Yani KKM'yi azaltmak istiyorlar. Kur korumalı mevduat azaltmak istiyorlar. Bunun için bankalara teşvikler ve yaptırımlar getirdiler. Yani havuç ve sopa politikası izliyorlar. Bankalar özellikle bu Türk lirasından geçenlerin payını %50'ye, yani yarı yarıya azaltmak zorunda önümüzdeki dönemde. Eğer azaltamazlarsa çok düşük faizli devlet tahvili alacaklar. Yani zarar edecekler. O nedenle de şimdi KKM mudilerine faiz öneriyorlar. Türk lirası mevduata geçmeleri için, ama bu önerdikleri faiz. Yani şunu diyorlar: sen KKM'den çık, Türk lirası mevduata geç, standart. Hani o bildiğimiz klasik Türk lirası mevduata geç. Ben de sana %40-45 neyse faiz vereyim diye KKM'den çıkmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Yani o %45'in hikayesi bu. Ama acaba bu ne kadar etkili olacak, bunu da bilmiyoruz daha. Çünkü daha yeni dün başladı bu uygulama. Ya tabii ki bunu tabii enflasyonun altında kalan bir oran olduğu sürece, yani evet, mantıken düşündüğünüzde 100 bin liranız olsa elinizde koyar mısınız, koymaz mısınız? Evet, çok haklısınız. Çok haklısınız. Tam da bu aslında. Yani şöyle diyorlar şimdi ekonomi yönetimi ve bankalar. Ya biz işte beklenen enflasyon kadar faiz veriyoruz. O da %45. Çünkü Merkez Bankası'nın bir anketi var, piyasa katılımcıları anketi adında. Orada bir yıl sonrası için enflasyon ineceği seviye veya olacağı seviye bundan 12 ay sonra %42. Ya tamam da şimdi birincisi, yani resmi enflasyona kim inanıyor? İkincisi, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine kim inanıyor? Yani piyasa katılımcıları anketine kimler katılıyor? Onu bilmiyoruz ki. Bir dizi şirket. Yani acaba iktidara yakın şirketlerin, onların dediğini söyleyecek olan şirketlerin ekonomistleri mi bunlar? CFO'ları mı? Yani mali işler müdürleri mi? Bilmiyoruz ki. Yani Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri de zaten bu güven sorunu. Yani bir kere halk, yani bu yani güven sorunu da şöyle bir afaki soyut bir şey de değil bu. Direkt iktidarı da etkiliyor. Çünkü şimdi eğer insanlar, halk, vatandaşlar sizin söylediğiniz enflasyona inanmıyorsa enflasyon bekleyişlerini kıramazsınız ki. Yani siz diyorsunuz bir sene sonra %42'ye inecek. Şu anda işte %50 civarında enflasyon. Bir sene sonra %42'ye inecek. Ama halk da şöyle düşünüyor. Bir kere birincisi, şu anda enflasyon %50 civarında değil, %100 civarında. İkincisi, gelecek yıl, yani 12 ay sonra enflasyon %40'a inmeyecek. Kim bilir nerede olacak? O yüzden o kadar çok yanlış tahmin bize verildi ki bugüne kadar, düşecek diye tutmadıkça insanlar da tabii otomatik olarak geleceğe dair de projeksiyon yapıyor. Bu koşullarda insanlar, yani vatandaşımız altın almaya devam eder.